Değerli dostlar, sevgili Aşk Alem takipçileri, ilçemiz esnaflarının tanıtımına devam ediyoruz. Daha öncesinden bu dükkanın açılışını gerçekleştirmiştik. Sizlere de izletmiştik. Sevgili kardeşimiz İsa Dolapçı'yla birlikte olmuştuk. Kardeş, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Abim eksik olma çok teşekkür ederim Celal abi. Allah sizin gibi dostlarımızın da eksikliğini vermesin her daim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. İsacığım, bugün seni ziyaret ettik. Öncelikle tabii hayırlı olsunumuzu dedik. Eyvallah. Ziyaretimizin en büyük nedenlerden biri bu makinaları ilk açtığın zaman söylemiştin. Evet abi Biz de ilk. demiştik ki geleceğiz, düzenini oturduktan sonra makinalarımızı deneyeceğiz. Evet aynen Nedir, öyle. ne değildir? Bunları Kısmet birlikte bugüne. göreceğiz. Kısmet bugüneymiş. Peki abi, bize öncelikle bunları bir tanıtımını yapar mısın? Celal'ım öncelikle o zaman da söylediğim gibi çörek otu makinamız soğuk sıkımdır. Çörek otunu buradan bıraktığımız zaman haznesine aşağıdan posasını buradan alıyoruz. Yağını da buradan temiz sıkılmış bir şekilde elde etmiş oluyoruz. Ne kadar sürüyor bu süre? Fazla bir vakit almıyor. Bir 10 dakikalık süreç içerisinde tamamdır işlem. Yani müşterilerimiz geldiği zaman bir... Bekletmiyoruz. Hazır çekmiş olduğumuz da oluyor. Yanında da çekebiliyoruz. Her türlü müşterilerimize hizmet için Müşteri memnuniyeti ön planda tabii diyorsun. canım kesinlikle. Peki çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir bitkidir çörek otu. Ölüm Evet. hariç her derde devadır. Gerçekten sürekli kullanımlarda faydası kesinlikle görülen bir Mideye gelir mi? bitkidir. Mideye olsun. Çok şeye iyi geldi Celal Şimdi abi. niye sordum? Bende mide rahatsızlığı var. Böyle hafif bir soğuk aldığım zaman midem perişan ediyor Abi beni. iftira atıyorsun şimdi bizim Erzurum'da soğuk olmaz bilirsen. Bu herkesin kronik ve klasik bir rahatsızlığı ama Evet. gerçekten faydasını görürler. O zaman efendim, öncelikle geldiğiniz zaman her derde devaymış. Resulullah Efendimizin de müjdesiyle şey yaptığı çörek otu her derde deva. Gelirseniz alırsınız, kullanımda sizin nasıl kullanacağınıza bağlı, nasıl istiyorsanız o şekilde kullanırsınız. Peki İsacığım, bu nedir? Abi bu da tayin makinamız yine. Susamı burada müşterimizin gözü önünde. Hiçbir hile, hiçbir ikilemde kalbi kalmadan. Direkt tayinimiz, susamımızı buradan bırakıyoruz. Anında hemen tayin olarak elde etmiş oluyoruz. Tayinin zaten faydalarını anlatmama gerek yok. Herkes biliyor. Pekmezimizin yanında da olmazsa olmazdır. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyoruz. Sadece tayin değil, fıstık ezmesi, badem ezmesi, fındık ezmesi sağlıklı, güvenerek alabilirler abi. Peki kardeşim, az önce konuşmanda dedin ki kesinlikle hile yok. Kesinlikle olmaz Peki abi. bu işin hilesi var mı? Bunu böyle söyledin. Abi tabii canım hazır yapıyorlardır. Yani kimseyi karalamak da istemiyorum ama yapıyorlardır. İlla ki bir şeyler Evet, oluyordur. değerli dostlar, aman dikkat edin, gözünüzün önünde gidin, çektirin, alın. Yoksa bu işin, bak arkadaş, işin içerisinde ben anlamam bu işten, demek ki bir şeyler var, değil mi? Oluyor. Yani bibere kiremit tozu katılıyorsa buna da artık Yok işin canım, sen de kurtulması bibere zor. kiremit dozu. Tabii He. abi. Abi biz yaparız. Peki bir deneyelim mi şu çörek Tabii ne otunu? demek abi hemen. Şöyle sevgili kameraman arkadaşım biraz yakına gelsin. Abim şöyle. Tane çörek otumuz. Evet, çörek Bizim otu. kalite birinci sınıftır bu arada. Evet. Makineye döküyoruz. Makineyi çalıştırdık mı? Çalıştırırız Celal abim şimdi. Evet. Ya bir 10 dakika içerisinde hazır diyorsunuz, değil mi? Hemen hazır Celal abi. Çalışmaya başladı Evet, şu gördüğün anda gibi. değerli dostlar, çörek otumuzu döktük makineye. Evet, Gördüğün gibi buradan posası çıkmaya başladı posası hemen. dökülmeye başladı. Bu posasını ne yapıyorsun sonradan? Çöp mü? Yok hayır abi. Ağaçları falan öyle tanıdık eş dosta veriyorum. Gübre olarak kullanıyorlar. Ağaçlarında, bahçesinde. Bahçede ve ağaçlarda gübre olarak kullanılıyor. Çok faydalıdır. Öyle mi? Abi. Çiçeklere faydası var mı? Abi senin baya bir çiçeğin var galiba. Çok faydası var Yok, Celal benim abi. çiçeklerim vardı da hepsini Yok dağıttım. eşeğe dosta posasının da çok faydası var. Gerçekten çiçek Peki toprağına falan. ücretli mi veriyorsun posası? Yok abi o bizden oluyor. Ha, o sizden oluyor. O bizden. Efendim, çörek otu alana posası bedavaymış. Özellikle Abi daha çiçek hatta evinde çiçek açmaya besleyenler başladık. için. Şöyle. Şöyle yakından alalım. Evet, ben görüyorum şu anda
yağı akmaya başladı. Bin derde deva. Sizler de ekranlarda görüyorsunuz. Hiç el falan değmeden değerli dostlar her şey otomatik olarak sadece üzerinden çörek otunu döküyorsunuz. Kesinlikle hiçbir hilesi yok, gözümüzle gördük. Peki İsa'cığım bunun litresi kaç lira ya da bidonu kaç lira ya da ne kadar şey olarak satıyorsun? Kavanozlarımız var ayarladığımız burada. Kavanozları 20 lira, 35 lira, 50 lira olmak üzere. Ciddi olarak açılışı özel fiyatlarıdır. Hani halkımız alışsın. Çörek otu, hakiki çörek otu, yağ yesinler diye fiyatlarımız bu şekildedir. Anladım. Peki kavanozlarını görebilir miyiz tabii, rica etsem? Tabii. Efendim duydunuz sevgili kardeşimizi açılışa özel fiyatlarla sizlere satışı gerçekleştiriyorlar. 25, 30 ve 50 lira kavanozlarına göre alacağınız kavanozun miktarına göre değişiyor. Evet kavanozlarımız da bu şekilde. Bu ne kadar şimdi İsa'cığım? 35 olur abi. Bu 35 liralık kavanozumuz. Evet değerli dostlar. Şöyle bir kavanoz doldurduğu zaman 35 TL olarak ücret ödüyorsunuz. Sudan ucuz değiller ama inanma çok da ucuz değil ama piyasaya göre çok iyi. Ben araştırdım buraya gelmeden önce. Böyle bir şişeyi 35 liraya almanız mucize olabilir. Bunu gerçek olarak söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunun bir büyükleri 50 TL. 50 lira abi. Bunun büyükleri de var, 20 lira abi. Bunların küçükleri 20 TL, büyükleri 50 TL olarak satışa sunuluyor. Peki İsa'cığım, tahini deneyelim, onu kapatalım. Biraz kameraman arkadaşımızı şöyle yakına alalım. Abi tahinimiz görüyorsunuz. Özellikle şunları söyleyeyim. Bak, içinde kesinlikle çörek otu makinamız olsun. Evet. Susam makinamız olsun. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Tertemiz. Kesinlikle olmaz. Temizlik ön plandadır her daim. Evet. Ben de gördüm, şahit oldum. Temiz her. Hakikaten 10 numara bir. Her çekimden sonra mutlaka temizliğini yaparız. Evet, şimdi tayinimizi döktük. Elim bana sıkıştırmıyorsa şimdi. Evet, görüyorsunuz şu anda tamamıyla tayini doldurduk. Kalitesine de bakabilirsin abicim. Böyle elek dibi, kullanılmış, nemlenmiş. Evet çok güzel. Yok hakikaten. Evet çok güzel hakikaten. Evet onu da bir dökelim. Onun da bir çekimini gerçekleştirelim. Bakalım o nasıl oluyor. Şu anda çörek otundan sonra tahinimizin çekilimini sizlerle paylaşacağız. Tahinimizi doldurduk tamamıyla. Çok temiz bir susam ve başlayalım İsa'cığım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekmeye başladı abi içine gör orada. Evet şu anda çekim başlamış bulunmakta. Tahinimizde. Evet, şu anda tahin akmaya başladı. Ha çok güzel bir makine. Kolaylık değil mi? Çok güzel bence. Abi güveniyorsun, bir de ne aldığını görüyorsun. Aynen. Önemli çağımızın sorunu güven sorunu. İnsanlar yerken iki kere düşünüyor. Acaba ne yedik? Ne aldık diye böyle bir sıkıntımız yok şu anda. Yani önemli olan güven. Abi müşteri memnuniyetinden sonra güven çok önemlidir. Hem memnuniyet hem güven kesinlikle görerek ve bilerek alıyorlar. Tamam. Kapatalım. O doldu. Taşırmayalım.
Evet. Şöyle ikram edelim Celal abi. Yok ben sonra ikramını sonra alalım. Tamam, bir bak ona bir alalım şöyle göstermek için hemşerilerimize. Onu koyalım altına. Görüyorsun ya. Evet kıymetli dostlar gördüğünüz gibi tahinimiz de hazır. Şöyle. Vallahi çok güzel. Hem tam bir susam kokusu var kesinlikle. Hem de arkadaşımızın belirttiği gibi kesinlikle güvenerek alıyorsunuz, görerek alıyorsunuz. En önemli şey de o, güvenerek ve görerek almak. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Şimdi kahve makinesini mi şey yapacağız? Abi kahve makinamız zaten... her şeyi hazır. Burada önemli olan nedir? Burada önemli olan kahvenin kalitesi Celal abi. Kahve çekirdeğimiz. Evet, kıymetli dostlar. Ben pek anlamam da. Burada kahve çekirdeğinin kalitesi çok önemli Celal abim yine. Evet. Gördüğümüz gibi. Evet gördüğünüz gibi kahvenin çekirdeği çok önemliymiş kalite olarak. Kavrumu kıvamı çok kaliteli. Evet şimdi deneyelim abi hemen onu da hızlıca deneyelim. İçeri girerken müthiş bir koku vardı kahve kokusu. Sesi fazla olur ama sesi fazla olur Celal abim taş değirmen olduğu için ama tadı lezzeti kıvamı muhteşem. Evet değerli dostlar müthiş bir gürültüyle çalışıyor. Oo, kokuyu alsanız. Buradan çıkmazdınız vallahi. Vallahi müthiş bir kahve kokusu var şu anda. Dükkanı komple sarmış durumda. Evet. Tamam kardeşim, kapatalım, kapatalım. Evet değerli dostlar. Çörek otumuzu çektik. Tahinimizi çektik, kahvemizi çektik. Yani inanın müthiş bir koku var şu anda içeride. Bu kahve kokusunu bilenler zaten biliyordur. Özellikle kahve müptelası olan hemşerilerimiz, tiryakiler. Dostlarımız, tiryakiler biliyordur. Bu arada çekirdeğimizi de kendimiz kavuruyoruz. Az yakına gel. Bu arada çekirdeğimizi de kendimiz kavuruyoruz Celal abim. Çiğ olarak alıyoruz. Burada müşterilerimize sıcak sıcak, taze taze kavurup hizmet ediyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, ayrıca dükkanda gaga üzerine ne arıysa çayın yanında gaga diyoruz ya biz. Biz çok severiz gagayı. Çayın yanında ne istiyorsanız burada dükkanda mevcut. Gagalarımız envai çeşit gaga var. Dükkana geldiniz mi zaten boş çıkma imkanınız yok. Mutlaka bir şeyler alırsınız, çıkarsınız. Evet. Sevgili kardeşimiz İsa Dolapçı'yla birlikteydik. İsa'cığım son olarak ne söylemek istersin hemşerilerimize? Valla her zaman olduğu gibi eksikliklerini vermesin Rabbim. Hepsine kucak dolusu sevgiler, saygılar söylüyorum buradan. Sonuçta bizim de çoğu çevremiz gurbette. Gurbette olan bizi izleyen tüm sevdiklerimize, tüm akrabalarımıza ve özellikle Aşk Alelim takipçilerine sonsuz saygı ve selamlar iletiyorum. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize de... İlgi ve alakalarından dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum Celal abi. Peki çok teşekkür ederim. Efendim son söz tabii ki yine bana kaldı. Koronasız, hastalıksız, kazasız, belasız. Allah'ım hayırlı ömürler vere cümle aleme işlerinde de sizlere efendim. Kendinize iyi bakın. Ben Celal Dilsiz. Aşkale'den yapmış olduğumuz esnaf tanıtımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.